Şu anda Davut Ergen var, rolü biteyim. Beğendim. Söyledim. Ramazan denilince ne gelirdi? Bereket, bolluk ayı denilirdi, öyle mi? 22 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı Ramazan'ın da Ramazan ayına uygun bir şekilde kutlanmasının önüne geçti. Pide alamıyor halkımız. Baklavayı taneyle alıyor. Hurmayı evine artık götüremiyor. Emin olun, kuru ekmek bile almakta zorlanan ailelerimiz var. 80 liralık çay 200 lira olmuş. Bir yıl önce 130 lira olan ayçiçek yağı 400 lira olmuş. Ekmek 3 katına çıkmış. Beyefendiler zam üstüne zam koyuyorlar. Yine de onları doyuramadık. Allah onların burnundan getirsin. Halkımızı yoksullaştırdılar. Ekonomiyi batırdılar, bitirdiler. Hala gözleri belediyenin arsasında, belediyenin mülkiyeti, belediyeye ait olan tarlanın, tapumunun satışında. Emekliye müjde veriyordu Erdoğan. Televizyonlar, gazeteler bağır bağır duruyorlardı. Emekliye büyük müjde, emekliye büyük müjde. Biz de dedik ki acaba emekliye ev mi verecekler? Araba mı verecekler? Emeklinin ailesini, çocuklarını geçindirecekleri büyük bir maaş mı verecekler? Emekliye müjde müjde ne oldu? 2000 liralık ikramiyeyi 3000 liraya çıkardılar. Yani o müjde dedikleri şey bir kilo et parası değil. Bunlar istiyor ki et yemeyin, peynir yemeyin, çocuklarınız süt içmesin, yoksul olun, aç olun, işsiz olun, onlara biat edin. Değerli halkımız, bu soygun düzenini Allah'ın izniyle hep birlikte başta Nurşin olmak üzere sandığa gömeceğiz. Öyle mi Nurşin? Nurşin kayyumu Ahmet-i Hani'nin anıtını yıktı. Biraz vicdanlı olan Nurşin halkı bunu kabul etmez. Ahmet-i Hani Kürttür. Ahmet-i Hani Kürdistan'dır. Ahmet-i Hani ana dilimizdir. Ahmet-i Hani Kürtçedir. Ahmet-i Hani ilimdir. Ahmet-i Hani'nin anıtını yıkanları Nurşin'den göndermeye hazır mısınız? Sizlere söz veriyoruz. Biz geldiğimizde değerlerimiz, onurlu insanlarımızın en başta da Ahmet-i Hani'nin anıtını tekrar dikeceğiz. Beyefendi gider ayak nasıl olsa kaybedecek. Tabii ki bu onurlu halk sana kaybettirecek. Bu onurlu halk faili meçhul cinayetlere, işkencelere, cezaevlerine, köyü yakmalarına bile boyun eğmemiş bir halktır. Bu halk hırsız bir kayyuma asla geçit vermez. Asla. Beyefendi baktı ki kararlı Nurşin halkı kendisini gönderecek. Kent meydanını yıkıyor, yeniden yapıyor, başka bir şey yapıyor. Nurşin gencine iş vereceğine, kadın arkadaşlarımızın ekonomiye, kendi aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlayacağına dışarıdan getirdiği Karadenizli müteahhitlere ihale veriyor. Ya emin olun bunlar sadece partisine sahip çıkan onurlu Kürt'e düşman değiller. Kendilerinin yanında yer alan o onursuz koruculara bile ihale vermiyorlar. Bunlar Kürt düşmanıdır. DEM Parti
partili, başka bir partili fark etmez bunların yanında. Dolayısıyla diğer partilerde siyaset yapan, aday olan, biraz vicdanı olan Kürtlerin evi DEM Parti'dir. Yeri burasıdır. Kürtlerin oyu DEM Parti'ye olmalıdır. Bakın Nurşin halkı, değerli Nurşinler, diğer arkadaşlarımız da bizi iyi dinlesinler. Biz mecliste iki kelime Kürtçe konuştuğumuz zaman AKP, MHP iktidarı ne yapıyor? Sesimizi kısıyor. Peki bu Nurşin halkının vicdanına dokunmuyor mu? Bin yıllardır bu topraklarda kullanmış olduğumuz Kürtçe iki kelimeyi mecliste kullanamıyoruz. Ama Nurşin'de diğer partilerin adayları geliyor, biz de Kürdüz diyoruz. Hayır, siz buradaki onurlu Kürt halkının yanında olmadığınız müddetçe size Kürt demeyeceğiz. Siz Kürt değil, Kurt ittifakının içerisindesiniz. Kürt'ün mecliste sesini kısan MHP'li meclis başkan vekilinin yanındasınız. AKP'liler o istiyorlar değil mi? AKP'ye giden her oy MHP'ye gidiyor. AKP'ye giden her oy MHP'nin Kürt'ü reddeden, inkar eden, hakaret eden anlayışına gidiyor. Hangi vicdanlı Nurşin halkı AKP'ye verdiği oylarla MHP'ye oy gönderecek? Bu sefer Nurşin halkı kararını vermek bu zulüm düzenine, bu Kürt'ü reddeden düzene, bu Kürt'ü yoksullaştıran düzene, bu Kürt'ün iradesine kayıp atayan düzene 31 Mart'ta sandıkta inşallah rekor bir oyla cevabını verecektir. Şimdi Kayyum Efendi belediyeyi AKP ilçe binası gibi yapmış. Ya Nurşin halkının olan belediye bir partinin ilçe örgütü gibi olur mu? Biraz vicdan, biraz utanma, biraz ar. Bunlar belediyenin, devletin bütün kurumlarını bir partinin ilçe örgütü gibi kullanıyorlar. Valilerin yakasında ampir rozeti var. Ampir rozetli valiler, kaymakamlar, bürokratlar devletin valisi kaymakamı gibi değil, AKP'nin kaymakamı valisi gibi çalışıyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz inşallah. Değerli halkımız, biz sizin için varız. Emin olun. Defalarca iradenize kayyum atandı. Cezaevleri Selahattinlerle, Gültenlerle, Sabahatlarla, Leylalarla doldurdular. Onlar sizin kardeşleriniz, yoldaşlarınız olduğu için orada da sizin inancınızı, dininizi, sizin yaşamınızı savunmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla biraz vicdanı olan insanlar cezaevinde binlerce suçsuz, günahsız, halkına hizmet etmekten başka çalışması, işi olmayan bu Kürtler niye cezaevindedir sorusunu sorar. Diğer partilerde siyaset yapanlar cezaevine baksın. Biraz vicdanlı olsunlar. 80 yaşındaki annelerimizi, babalarımızı, dedelerimizi cezaevine kapatıyorlar. Örgüt üyesi diyorlar. Ya 80 yaşındaki insan örgüt üyesi ise o zaman sen baştan kaybetmişsin. Kürtler 7'den 70'e partisinin yanındadır. Terörist değil. Kürtler onurlu bir halktır. Kürtler Şeyh Said'lerin, Seyit Rıza'ların torunlarıdır. Emin olun. Emin olun. Nurşin halkının çalınan, yolsuzlukla cebe indirilen her kuruşun hesabını bir gün muhakkak yargı önünde soracağız. 1 Nisan'da da bunların yaptığı yolsuzlukları, usulsüzlükleri sizin seçeceğiniz belediye iş başkanlarımız kesinlikle size göstereceklerdir. Bu tarancılar gittiği zaman nasıl bir enkaz bıraktıklarını hep beraber göreceğiz. Değerli halkımız, bizim belediyelerimiz çalmaz, çırpmaz. Bizim belediyelerimizin kapıları kapalı değil. Bizim belediyelerimiz gençler için, kadınlar için, halkımız için hizmet üretir.
Onun için elinizi vicdanınıza koyun. İki dönemdir irademize kayyum atayan bu sisteme en büyük cevabı hep birlikte verin.